Tamam biliyorum ama bir şey yapmamı söylediğinde o şeyi yaparım. Şimdi e-posta atıyorum. Ne kadar çabuk cevap verir bilemiyorum. Çünkü bazen e-postalarını kontrol etmiyor. Yani evet, Şirin'in etisinden sonra eve gitmeyeceğim. Bugün benim doğum günüm. Bu yüzden kulübe gitmek istiyorum. Hı-hı. Hayır Simon. Ona yalan söyleyecek değilim. Ona söylemeyeceğim. Hepsi bu. Gidip kamyonu park edeceğim. Sonra görüşürüz. Tamam. Merhaba Dorothea, nasılsın? Ben de iyiyim, sorduğun için teşekkür ederim. Arayıp fazladan bilet alacağım sanırım. Evet, elbette hemen hallederim. Merhaba. Simon. Evet. Merhaba Simon. Evet, ara beni diyor. Hı-hı. Evet, evet, daha şimdi geldin. Senin duyduğundan eminim, yanımda dikiliyor. Merhaba Luke. Nasıl gidiyor Clary? Hayır, çabucak inerim. Biraz kahve ister misin? Konuşmaya devam edersen geç kalacağım. Seninle orada buluşuruz. Hoşça kal. Az önce bunu mu kullandın? Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Neden? Bu gece doğruca eve geliyorsun, tamam mı? Anne, hadi ama. Alt tarafı şiir dinletisi. Biliyorum. Güle güle. Onunla konuşmalısın Jaslyn. Hazır değil. Henüz değil. Evet, hazır. Sen değilsin. Bu arada bunun için sağ ol. Şiirleri onun için önemli. Arkadaşlar bunun içindir. Gel. Benim sahte inancım, hain soyum, yay her yumruyu çorak bir hevesle. Istırap, işkence. Bunu dinleyemem. Bir kahve daha ister misin? Evet. Çiğdem yaprakları gibi sarmalarken ölümü fısıldıyor. Cappuccino yağmur, espresso. Dünyayı sele boğuyor. Merhaba. Merhaba. Ürperten esintiler, cerahatli bir hastalığın kilimini dokuyor etrafa. Mübalağa, benim işkencem. Al bakalım. Bu güzel dizeler hep durur. Teşekkür ederim. Ürperten esintiler. Şuradaki sarışın kız seninle flört ediyordu. Ona çıkma teklif et. Etrafta. Hayır, haksızlık olur. Neden? Çünkü kendimi bir başkasına saklıyorum. Kime? Aslında hayat hep böyle geçiyor. Bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bravo. Teşekkürler. Giderek kötüleşiyor. Arkadaşısın, ona söylemelisin. Belki de şiirleri iyidir. Biz henüz bilmiyoruzdur. Hey. Hadi şuraya girelim. Bu sembolün anlamını sormak istiyorum. Clary, buraya girmiyoruz. Ebedi iyimsere bir bak. Hiç kendin gibi değilsin. Bir kez olsun, boş ver. Merhaba. Bu sembolün anlamı ne? Ne sembolü? Evet, ne sembolü? Orada işte, görmüyor musun? Hayır. Bu çok havalı. Evet, buraya çok uyuyoruz. Akışına bırak. Clary, bir içki ister misin? Evet.
Clary! Clary, ne oldu? Olanı görmedin mi? Ne gördüğümü biliyorum. Bizi kulübe sokan adamı öldürdüler. Bir şey mi içtin sen? Tanrım, hayır sayın. İnsanlar iyi vakit geçirsin diye bazen havalandırmadan halüsinojik gaz saldıklarını duymuştum. O zaman sen nasıl iyisin? Farklı mı soruyorum? Bilmiyorum. Hadi eve gidelim artık. İyi misin? Evet, iyiyim. Bütün gün uyudun. Dün gece de eve çok geç döndün. Tamam, evdeyim işte. Gidemezsin. Bir tablo daha sattım. Seninle kutlamak istemiştim. Kime? Tek alıcına mı? Hem kim ki o adam? Muhtemelen senden hoşlandığı için alıyor. Luke gibi onunla da takılacağından eminim. Bu konuşmayı yapmak istiyor musun? Ne demek oluyor bu? Simon. O abim gibi. Onun öyle düşündüğünü sanmıyorum. Güzel, ben gidiyorum. Hayır, gidemezsin. Bu çok saçma. Nereye gidiyorsun? Sadece Java Jones'a gidiyorum. Ay, tanrım. Hayır, benim. Hadi Simon. Clary, söylemek istediğim bir şey var, tamam mı? Bunu daha sonra konuşabiliriz. Hoşçakalın Bayan Frey. Bak, birden bundan yüzlerce çizdim ve ne olduklarını bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Sanırım aklımı kaçırıyorum. Belki de tehlikeli ilişkilerdeki adam gibisindir. Herkes onun bir paranoyak olduğunu düşünüyordu ve sonra anlaşıldı ki UFO mantıklıymış. Tanrım, bu gerçek olamaz. Ne? Bu gerçek olamaz. Bak, beni korkutmaya başladın. Clary, sen... Neye bakıyorsun öyle? Burada bekle. Kupa nerede Jessie? Beni nasıl buldun? Bunun için kızına teşekkür edebilirsin. Neden benden başka kimse seni göremiyor? Ben de sana aynen soracaktım. Seninle neden konuştuğumu bile bilmiyorum. Sen bir katilsin, soğukkanlı bir katil. Barış yanlısı katilin tersi mi yani? Ne gördüğümü biliyorum. Bildiğini sanıyorsun. Bunu neden çiziyorum? Demek haklıymışım. Sen bir fani değilsin. Affedersin. Fani ne? İnsan aleminden biri. İnsan değilsem neyim peki? Git kupayı bul hadi. Thank you.
ne zaman başladı? Hayır hayır. Neden bunu çiziyorum? Cevap ver bana. Simon. Oh. Belki de cevap vermelisin. Sevgilin olabilir. O benim sevgilim değil. O bunu biliyor mu? Lütfen, sinir bozuyor. Anne, eve giriyorum. Hayır, eve gelemezsin. Beni anladın mı? Luke'u ara. Ona Valentine'ın hayatta olduğunu ve beni bulduğunu söyle. Aa! Seni seviyorum. Anne! Anne! Valentine'a kupayı asla alamayacağını söyle. Sakın içme onu. Sakın içme onu. Buraya gel. Bayar. Hadi. Tamam, kıpırdama. Anne. Anne. Hadi gel. Hadi. Hayır. Yeter artık. Hayır. Hayır, bu kadar yeter. Öldü. Şşt. Şşt.
Öldü. Neydi o öyle? Söylesem de inanmazsın bana. Dene. Bir iblisti. Haklısın. Sana inanmıyorum. Kulüpte öldürdüğümü gördüğün o şey, o da bir iblisti. İblisler her türlü canlı varlığı ele geçirebilir, kimseye güvenemezsin. Hatta tanıdığını sandığın kişilere bile. O halde sana neden güveneyim? Biraz önce hayatını kurtardım ya. Dorothy'ye kapıyı aç. Acaba... Anneme ne olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Dur biraz, bu adamı görüyor musun? Elbette görebiliyor, o bir cadı. Büyük evinden tek odaya mı düştün? Annemin nerede olduğunu biliyor musun? Üzgünüm, hiçbir fikrim yok. Bir isimden bahsetmişti. Valentine. Gitsen iyi olur. Hayır lütfen. Bana bir şeyler anlatana kadar olmaz. Herhangi bir şey. Kartların ne dediğine bakalım. Üzgünüm ama böyle şeylere inanmadığımı... Otur. Ellerini kartların üzerinde gezdir. Bunları annem çizmiş. Evet, hediyeydiler. Bakalım hangi kart seçilecek? Kupası. Bu ölümlü kupa. Yani? Boş ver onu. Bu bir ölümcül oyuncak. Halkımın üç kutsal nesnesinden biri. Bütün bunların annemin ne ilgisi var anlamıyorum. Annen bir gölge avcısıydı. Onun gibi. Hayır, annem bir ressam. Sana bunlardan hiç bahsetmedi değil mi? Tüm bildiğim onun yok olduğu ve nerede olduğuna dair bir fikrim olmadı. İzin ver falına bakayım. Zihnini engelleyen bir şey var. Sanırım annen seni koruması için çok yetenekli birini tutmuş. Neden koruyacak? Kendi anılarından. Neden? Unutmamı isteyeceği bir şey hatırlamıyorum ki. Dur! Tanıştığımıza sevindim. Ne oluyor ha? Beni korkuttun. Neler oldu burada böyle? Annem kayıp. Ne? Biri onu götürmüş ve evi darmadağın etmiş. Şey, bak, bak, bu adam onu bulmama yardım ediyor. Ama sen onu göremezsin ve o da... Clary. Harika. Şimdi ben de göremiyorum.
Jace Wayland, iyi bir savcısı. Simon Lewis, anahtar ustası. Bekçi sen misin? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Yani onu görebiliyor musun? Ne? Tabii ki görebiliyorum. Hayır, neden hayır, bahsediyorsun? Dur bir saniye. Bu çok kafa karıştırıcı. Kim bu? Babam. Ben 2 yaşındayken öldü. Clary, dur biraz. Annen ortada yok. Ve sen gotik özentisi bir sahte sarışınla mı takılıyorsun? Söyler misin bana? Aman tanrım. Bu adamla nerede karşılaştın? Karşılaşmadım. O beni buldu. Ne? O mu seni buldu? Şuna biliyorum. Bakın. Ve bilginiz olsun, ben doğal sarışınım. Clary Simon. Seni mi aradı? Neden açmadın? Ciddi olduğunu bilseydim açardım. Açmadan bunu nasıl bilecektin ki? Nedir o? İyi bir şey değil. Bunu nereden bulduğunu biliyor musun? Luke'u bulmak zorundayım. Kapalı. Çok garip. Kamyoneti burada. Bu taraftan. Sen burada bekle. Kim seni patron yaptı? Sorun yok. Biri gelirse bize haber verir. Luke'u yıllardır tanırım ama daha önce buraya hiç inmedim. Ne? Hatır mı dostum? Bilmiyorum. Dinle, bütün yapman gereken doğruyu söylemek. Hadi. Bekliyorum dostum. Gerçeği anlat bana. Sana söylediğim kupanın nerede olduğunu bilmiyorum. Senle Joyce'un yakın olduğunuzu biliyorum. Aptal değilim, değil mi? Sakın buna cevap verme. Dinle beni. Bana sadece ölümlü kupanın yerini söyle. Joyce'a da bir şey olmasın. Lucky, söyle bana. Doğruyu söyle. Bilmiyorum. Beni kızdırmak istemezsin. Hadi söyle! Hı? Sana bir şey soracağım dostum. Kupa nerede? Bilmiyorum. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz Lucky, değil mi? Ha? Fark şu ki, bence kupanın yerini biliyorsun. Ha? Hadi konuş. Hadi. Gitmeliyiz. Hayır lütfen, ona yardım etmelisin. Evet, cevabını bekliyorum. Bunlar Valentine için kupa çalışıyor. Nerede söyle? O ölü sayılır, yardım edemem. O ailemden biri gibi. Şaşırtıcı olan ne biliyor musun? Bir insana benziyorsun. Harika bir şey değil mi? Ha? Lütfen. Pekala, delireceksin, değişeceksin. Değiştiğini görmek istiyorum. Nasıl değişebileceğini göster bana. Ha? Şuna bak, şuna bak. Köpek çocuk kızışıyor. Bacağımı mı istiyorsun? Bacak mı seversin? Sevdin mi bunu? Bir telefonu koklamak ister misin? Ha? Değiştiğini görmek istiyorum. Justin'in kupayı nerede sakladığını söyle. Sonra Justin'i geri alabilirsin. Sağ salim. Onu geri istemiyorum. Umurumda bile değil. Ölümlü kupa için yıllar boyu o kadına ve veledine şirinlik yaptım. Pang Bon, dinle beni. Kupayı Valentine'a ben vermek istiyorum. Ya tabii. Büyük bir hata yapıyorsun. Sana inanmıyorum. Ona inanıyor musun? Clary, kaç! Clary, dinle! Affedersiniz. Memur bey, soygun ihbarı yapmak istiyorum. Ve bir kayıp insan. Ah!
Arkadaşımın evine zorla girildi ve annesi kayıp. Olmaz. Kaç! İki polis öldürdün. Polis değillerdi. Gidelim. Clary, burada kalamazsın. Seni bulurlar. Luke nasıl olur da umrunda olmadığını söyler. Onu uzun zamandır tanıyorum. Her gece bana masal okurdu. Yıllardır beni okuldan alıyor. Belki o anılar gerçek değildir. Ne dediğimi hatırlıyor musun? Kimseye güvenemezsin. Annemi bulup eve gitmeliyim. Gözden kaçırdığım bir şeyler oldu. Beni dinle, tamam mı? Bunu çözeceğiz ama şimdi ne yeri ne sırası. Seni güvenli bir yere götürmeliyiz. Ben bir gölge avcısıyım Clary ve seni hayatın pahasına koruyacağım. İşte buradasınız. Arkamdasınız sanıyordum. Sizi kaybettiğimi sandım. Tamam. Peşinden geliyorum. Bundan emin misin? Az önce iki polis öldürdü. Evet ama onlar polis değildi. Bana polis gibi gelmişlerdi. Gerçek polis değiller. Tamam. Peki arabayı nereden buldular? Hı? Tabii ya. Gerçek polis değillerdi. Burada güvende oluruz. Bu çöplük de ne böyle? Burası çöplük değil. Sadece sen göremiyorsun. Neler oluyor böyle? Bunlar ne arıyor burada? Bu bir iblis ısırığı. Clary, Jace bir şeyler yap. Yaramı sarmak için gömleğini yırtacağın bölüm mü bu? Gizlerimi çıkarmamı istiyorsan söylemen yeterli. Clary, konuşmalıyız. Hey, kendine geliyor. Bayıldım ve siz bana dövme mi yaptınız? Bu sadece Vegas'ta olur sanıyordum. O bir dövme değil. Bir mühür. Her şey için mühürleri var. Seni görünmez yapıyorlar, güçlü yapıyorlar, iyileştiriyorlar. Seni görünür yapıyorlar. Bu yüzden birden onu görmeye başladım. Aç olsam hayır. Bile... Ha? Mühürün seni etkilediği gerçeği bizi neden görebildiğini açıklıyor. Anlamıyorum. Faniler bu işleme dayanamıyor. Mühürler onlar için fazla güçlü. Şimdi gölge avcısı kanını taşıdığını kesinlikle biliyoruz. Dur, daha önce kesin değil miydi? Şey, ölmediğinde kesinleşti. Evet. Al bakalım, uyuyorum diye bir bak. Burada her gün konuk ağırlamıyoruz. Özellikle de kızları. Oh, tabii. Baksana. Polisleri çağırmamız gerekmez mi? Yani gerçek olanları. Harika bir fikir. Binlerce yıldır bunu neden düşünemedik bilemiyorum. Hoş kızı görmeye hazır. Kütüphanede yalnız görüşmek istiyor. Hoş kim? Enstitünün sorumlusu.
Tamam, gidelim. Bir zamanlar yüzlerce gölge avcısı buraya sığınırdı. Ancak gördüğün gibi geriye sadece biz kaldık. Ölümlü kupa olmadan soyumuz kurur. Sen ya gölge avcısı olarak doğdun ya da ölümlü kupadan içtin. Geliyor musun? Brooklyn'den çok uzak değil mi? Jace'den uzak dur. Hoca biraz ilginç bulabilirsin. Ama en büyük gölge avcılarından biridir. Ver şunu bana. Bir yabancıyı enstitünün kalbine davet etmek sence de biraz riskli değil mi? Hayır. Bence ona güvenebiliriz. Peki ya fani arkadaş? Şey, o fevri bir hareketti. Fevri davrandığında işler kötüleşiyor. Dikkatli ol. Kırık kalbi onarma mührü en acı verenidir. Bir gün içinde buradan gidecekler, söz. Jace. En iyilerden biriydi. Annen. Ama onun neden... Dün sadece sıradan bir kızdın. Bugünse bütün dünyanın tersine döndüğünü düşünüyorsun. Bilmen gereken tek bir şey var. Küçük bir kızken sana anlatılan canavarlar hakkındaki masallar ve kabuslar. Kamp ateşi etrafında fısıldanan efsaneler. Hepsi gerçek. İblis mi? Evet. İblis mi? Hayır, kurt adamlar iblis değildir. Aşağı dünyalarla bir ateşkes anlaşmamız var. Aşağı dünyalılar mı? Nedir o? 14. caddenin aşağısındakiler. Aşağı dünyalılar neredeyse hemen her şeyi kapsıyor. Vampirler, kurt adamlar, büyücüler. Büyücüler, harika. Peki bir zombiyi nasıl öldürürsün? Öldürmeyiz. Elbette, zaten ölüler. Hayır, varlık göstermiyorlar. Oh. Demek herkesin hakkında konuştuğu ünlü kupa bu. Bu taklidi, ama evet. Biliyor musun, Jace çok kavgacı bir tip. Çocukken babanın öldürüldüğünü görseydin sen de öyle olurdun. O olmasaydı hepimiz ölmüştük. Sayısız kez hayatımızı kurtardı. Hadi. Efsaneye göre Haçlılar bir melek çağırmış. Melek Raziel. Raziel kanını bir kupaya akıtmış ve bu kupadan içenler yarı melek yarı insan haline gelmiş. Gölge avcıları. Çocukları ve çocuklarının çocukları da öyle. Muazzam güce sahip varlıklar. Dengeyi yeniden kuracak ve dünyayı kötülüğe karşı verilen bir savaşta koruyacak kadar güçlü. Asla kazanılmayacak ama sürekli verilmesi gereken bir savaş. İblisler kolaylıkla ölmezken, bizler fazlasıyla fani kaldık. Neden daha fazla gölge avcısı yaratmak için kupayı kullanmamışlar? Tam Valentine'ın sözleri. Merkez, kupanın bekçileri hepsi kupanın gücünü kullanmaktan korkuyordu. Onların çipte sağ kalan çok az kişi olduğunu biliyorlardı. Valentine Morgenstern kupayı merkezden çalmasına yardımcı olmalarını sağlamak için... Çevresine bir grup genç, idealist gölge avcısı topladı. Ancak istediği şey insanlığı korumak değildi.
gölge avcılarının daha güçlü bir şeye dönüşmesi gerektiğine inanıyordu. Ölümlü kupayı kullanarak deney yapmaya başladı. İblislerin nasıl çağrılacağını öğrendi. Onları kontrol edebilmek için kendine iblis kanı bile şırınga etti. Yönetmek istedi. Annen bunu önlemek için ölümlü kupayı ondan çaldı ve ortadan kayboldu. Ama kupanın yerini tek bilen oysa o zaman... Belki değildir. Belki bir başkasına söylemiştir. Ne bildiğini bilmeyen birine. Sessiz kardeşler onu görmeye hazır. Hoç neden bizimle gelmedi? Yıllardır enstitüden çıkmadı. Bazıları büyü olduğunu söylüyor. Agorafobisi var. Bu o mu? Hayır, bu Harold. Mezarlık bekçisi. Şu gelen o. Bunu yaşamak istediğinden emin misin? Hatırlamana yardımcı olacağız. Ölüleri uyandıracaksın. Bu yerin şehrin hemen dışında olduğuna inanamıyorum. Kemikler şehrine hoş geldin. Burası sessiz kardeşlerin güçlerini gölge avcılarının küllerinden aldığı yer. Hepsi burada mı gömülü? Evet. Bir gün ben de böyle olacağım. En fazla buraya kadar gelebilirim. Sana bir şey olmayacak. Yani bunu daha önce yaptın mı? Hayır. Zihninle dinlenmelisin. Clary, bu Luke. En yakın arkadaşım. Ona güvenebilirsin. Merhaba Clary.
Sakın söyleme. Sakın söyleme. Dokunma o eski şeye. Bu sadece eski bir kupa gider. Clary. Clary iyi misin? Clary. Engel beklenenden daha güçlü. Ancak onu koyan kişi tarafından kaldırılabilir. Onu kimin koyduğunu bilemiyorum. Yazdın. Zihnin tersine çevrilmiş görüntüleri hatırlıyor. Onlara farklı şekilde bakmalısın. B-E-Y-N. Bane. Kim? Magnus Bane, bir büyücüdür. Bilmeliydim. Onunla konuşalım o zaman. Öylece olmaz. Isabel'in yardıma ihtiyacı var. Bu bir bluz. O bir elbise. Bunu yapamam. Şey aslında doğru ayakkabılar. Hayır yani bu elbise o kadar sıkı ki sanki ikinci bir deri gibi. Başka bir şeyin yok mu? Eğer dışarı fani haline çıkarsan Magnus Bey'in 100 metre yakınına bile gidemeyiz. Adam Brooklyn baş büyücüsü. Hadi şikayet etmeyi bırak artık, buraya gel. Tut şunu. Alec denen herif beni pek sevmiyor. Alec denen herif benim kardeşim. Jace Alec'in neler hissettiğini biliyor mu? Bu kadar belli mi? O kadar önemli değil aslında. Bence de öyle. Ama merkez için önemli. Kuralları ben koymuyorum. Gördün mü? Çok güzel oldun. Bir sürtük gibi giyinmemin annemi bulmama ne faydası olacak? Ağır ol bakalım, bunlar benim giysilerim. Harika görünmüyor mu Alec? Telefon numarası tuvalet duvarında yazılı olan birine benziyor. Bence harika görünüyorsun. Dur, ben buraya gelmiştim. Bekle. Ne var? Daha mı iyi? Daha iyi. Vay vay vay. Şuraya bakın. Hiçbir nefilim çocuğunu davet ettiğimi hatırlamıyorum. Magnus Bane, konuşmamız lazım. Sizi pek sevmem çocuklar ama kalmanıza izin vereceğim. Sırf şu güzel olanın hatırına. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne? Onu kastetmiştim. Mavi gözlü olanı. Ve Clary hatırına. Dur. Adını nereden biliyorsun? Benimle gel. Annen nerede? O kayıp. Bu her şeyi açıklıyor. Her yıl seni buraya getirirdi. Bir randevu bile kaçırmazdı. Her büyü sende yaptığım kadar mükemmel bir sonuç vermez. Melek mührünü çizmeye başlaman hafızanın geri gelmeye başladığının işaretiydi. Seni tekrar ne zaman getireceğini bilmesi için bunu zihnine işledim. Gölgeler dünyasında gördüğün her şeyi daha gördüğün anda unutacaktın.
Ama büyüdükçe tedavime daha sık ihtiyacın olmaya başladı. Sana anlatmak zorunda kalacağını biliyordu ama sen hazır olana dek zihnindeki engeli korumak istedi. Tam olarak böyle istemişti. Daha ne kadar bekleyeceğiz sence? Gevşe biraz Simon, tamam mı? İçme onu! Simon! Zamanla etkisi kaybolur. Şimdiden kayboluyor, yoksa burada olmazdın değil mi? Hatırlatmam gerekiyor. Annemin fazla zamanı yok. Lütfen, yapabileceğim bir şeyler olmalı. Annemin tüm tablolarını satın alan kişi sensin. Neden hepsini satın aldın? Paraya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Hatta babamın bile portresi var. O senin baban değil. Irak'ta ölen bir asker. Jocelyn adamla karşılaşmadı bile. Ondan portresini yapması istendi ama dul kadın için fazla acılıydı. Ama tabloyu atmadı. Ve babammış gibi davrandı. Yaptığı her şeyi senin için yaptı. Annenin bütün varlığı, kaçış, saklanma, yalanlar seni güvende tutmak içindi. Hiç doğruyu söyledim mi acaba? Kafanın içinde bir hazine haritası var Clary. Kupayı bulursan seni annene götürür. Simon'u götürmüşler. Kim? Vampirler. Şunu unutma. Annen asıl gölge avcılarından kaçıyordu. Gidip Simon'u bulalım. Bir vampir yuvasına gizlice giremeyiz. Hiç öğrenemedim. Yine başlama. Chase kuralları biliyorsun. Burada ne yapıyoruz? Simon'u arıyoruz sanıyordum. Simon'un yerini biliyoruz. Birkaç şey almamız gerekiyor sadece. Nedir bu? Kiliseyle yaptığınız bir tür anlaşma mı? İblisler farklı şekiller içinde bütün dünyada varlar. Gölge avcıları hiçbir belirli dine bağlı değildir. Karşılığındaysa tüm dinler savaşımızda bize yardım eder. Bir Yahudi sinagoguna ya da bir Şinto manastırına da gidebilirdik. Evet, işte burada. Her kilisede, her mihrabın altında bunu bulursun. Peki neye inanırsın? Kendime inanırım. İşim iblisi öldürmek. Başka bir şeye inanmak zorunda değilim. Peki melek rezil? Güzel bir hikaye gibi. Ama hoş diyor. Evet, hoş. Daha fazla dışarı çıkması gerek. Ben düşündüm. Dinle. Ki... Dinle. Hayatımın üçte birinde iblis avlayıp durdum ve bu süre içinde hiç melek görmedim. Tamam mı? Al şunu. İşte bunu da sen al. Ama... Dur, sana göstereyim. Bu bir vampir silahı. Kalpten vurman lazım. Göğsüne doğru çek. Ateş et. Yeniden doldur. Sonra yeniden ateş edebilirsin. Ölüm oteli mi? Mizah yetenekleri yok diyemezsin. Hadi. Ne var bu kızda bu kadar? Cesur. Biz gölge avcısıyız. Hepimiz cesur. Bizim gibi yetiştirilmedi. O farklı. Hepimizi öldürtecek. Yeah.
Bu Simon'ın gömleği. O yukarıda. Simon. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Clary. Hayır, yaşadığını biliyorum. Yardım et bana. Hadi, hadi. Şu lanet botlar. Ver. İşte geliyor. Hadi, al hadi. Düzgün tutun. Yavaşça. Yaşıyor. Dikkat et. Git. Çık buradan. Beni değil seni istiyorlar. Kupayı istiyorlar. Hadi. Gidelim. Tamam. Hadi. Hayır, hadi. Buraya. Bu tarafa. Sayıları çok fazla. Biraz inancınız olsun. Ah!
Kaçın! Ceyiz, bana bıçak gerekiyor. Güneş. Hadi gidelim. Sen Simon'a yardım et. Teşekkür ederim. Simon'u kurtardığın için. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Clary, seninle konuşabilir miyim? Evet, ben de Simon'u görmeye gidiyordum. Buradan gitmeni istiyorum. Ne? Bizi az daha öldürtüyordun. Özür dilerim, başka şansımız yoktu. Simon'u kurtarmalıydık ve Jace de... Jace dünyayı kurtarması gerektiğini sanıyor. Ama senin onu cesaretlendirmene gerek yok. Ama sizin işiniz evet, bu. Evet, bizim. Yaptığımız şey bu. Biz bir takımız. Sense gereksiz bir yüksün. Bir fanisin. Ben fani değilim. Eğer sen dışarıdan görünenin yarısı kadar cesur olsaydın... Jace'e aşık olduğuna itiraf ederdin. Tüm olay bundan ibaret. Eğer bir daha böyle bir şey dersen... seni öldürürüm. Hey. Ne kadardır baygındım ben? Tüm gün boyunca. Gözlüklerini buldum. Camlarından biri çatlamış. Bu çok garip. Sanırım artık bunlara ihtiyacım yok. Evet. Ne çiziyorsun bakalım? Hiçbir şey. İyi misin? Evet. Deli Jade. Sana daha önce inanmadığım için üzgünüm. Artık anlıyorum. Ve... bayılmış olmalıyım. Sonra sen ortaya çıktın. Dinle. Benim sana her zaman senin bana olduğundan daha fazla ihtiyacım oldu. Bu doğru değil. Evet öyle ama umurumda değildi. Yanımda sadece annem, Luke ve sen vardınız. Asla benim için önemsizmişsin gibi düşünme, tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. Ben sadece... yani sadece...
Vay canına. Piyano sana ne yaptı? Tek aşkını kaybetmiş gibi çalıyorsun. Ne yazık ki tek aşkım hala kendimim. En azından reddedilme ihtimali pek yok. Pek değil. Arada bir işleri ilginçleştirmek için kendimi hırpalarım. Bunu bayağı tutkulu çalıyorsun. Sorunum da bu. Çok fazla duyguyla çalıyorum. Notalar basit birer sunum olarak çalınmalı. Yorumlama olmadan. Müzik duygulu olmalı zaten. İblisler belli frekanstaki iki ton çakışınca tepki verir. Bu onları deli eder. Bak, Bach bunu keşfetmiş ve bunu tonların birleşiminin matematiksel dizinini kullanarak bir sisteme oturtmuş. İblisleri böyle ortaya çıkarıyoruz. Yani Bach da bir gölge avcısıydı. Evet. Yani Bach iblisler için neyse, sarımsak da vampirler için o. Sayılır. Yani sarımsağın bitebilir ama müziği bitiremezsin. Oyuncaklarınızı sakladığınız yer orası mı? Çok daha eğlenceli. Hadi. Bu bir geçit. Bermuda üçgeni gibi doğal bir fenomen. Enstitü bu fenomenin etrafına dikilmiş. Bazıları enstitünün New York'taki ilk bina olduğunu söyler. Yani... Boyutlar düz çizgilerden ibaret değildir. Eğimler, kıvrımlar, köşeler vardır. Açıklaması biraz zor ama... Geçit bu boyutta seni istediğin yere götürebilir. Yani bu yüzeyden geçtiğin anda... ...en derin düşüncelerinin olduğu yere gidersin. Şey yani anne... Bekle! Hayatımızı bunu nasıl kullanacağımızın eğitimini almaya harcıyoruz. Adamımızı atmadan bizi götüreceği yeri kafamızda canlandırıyoruz ve bu inanılmaz güç. Düzgün eğitim almadan girmiş olsaydın, Araf'a düşüp sonsuza kadar zihninin içinde kaybolabilirdin. Gel, bir şey göstereceğim. Hadi. Bakmak yok. Çok hoş değil mi? Şimdi ikimizin kutlaması gereken bir doğum günü var. Nereden bildin? Seni bulmaya çalışırken araştırmıştım. Artık kimse buraya çıkmıyor. Burası bizim sayılır. Bu nefes kesici. Hasta olmadığı için üzgünüm. Hiçbir şey beklemiyordum. Yani bu harika. Herkes doğum gününde bir şey almalı. Sen ne alırdın? Silah, çoğunlukla. Eminim şaşırmamışsındır. Artık beni hiçbir şey şaşırtmıyor. Ben 9 yaşındayken... Babam bana bir şahin verdi. Onu itaatkar yapmamı söyledi. Onun gözlerini bağlamalıydım ama bunu ona yapamıyordum. Bunun yerine bana güvenene kadar kanatlarına dokunup onu sevdim. Onu mükemmel şekilde eğittim. Babama götürdüm, benimle gurur duyacağını düşündüm. Bana onu itaatkar yapmanı söylemişti. Ama sen ona seni sevmesini öğretmişsin. Onu eğitmemişsin, onu kırmışsın dedi. Onu alıp boynunu kırdı. Bütün gece ağladım ve sonra bir daha ağlamadım. Onu affedebildin mi?
Beni daha güçlü yapmak için bunu yaptı. Yüzün Valent anlamına mı geliyor? Hı hı. Gece yarısı. İzle. When your soul finds the soul it was waiting for. When someone walks into your heart through an open door. When your hand finds the Bir kız büyük bir taş istediğini söylediğinde gerçekten büyük bir taştan bahsetmez. Her gölge avcısının kendi cadı ışığı olmalı. Misafirimiz var. Bu hocun kuşu. Gitsek iyi olacak. Tamam. Şimdi gerçekten gitmeliyiz. Sulama sistemi için özür dilerim. Tamamen unutmuşum. Uyuyacak mısın? Yorgun musun? Hiç bu kadar uyanık olmamıştım. Simon, sanıyordum uyuyakaldım ki... Uyuyakaldım. Evet, uyuyordum. Biz de tam... Bir dahaki sefere yatağında zaten bir erkek olduğunu söylersen eğer böyle uygunsuz durumları yaşamayız. Onu yatağa mı davet ettin? Biliyorum, çok saçma değil mi? Hepimizin oraya sığması imkansız. Onu yatağa davet etmedim. Sadece öpüşüyorduk. Sevgimizi ne çabuk bitirdin. Jace. Simon, uyandırdığımız için üzgünüm. Ben de öyle. Hadi arkasından git, ondan özür dile. Ona ne kadar özel olduğunu söyle. Şöyle davranmayı ki. Nasıl? Hiçbir şey seni incitmezmiş gibi. Belki de bunu beni öpmeden önce düşünmeliydin. Ben mi öptüm? Merak etme, benim için de o kadar özel değildi. Gerçekten üzgünüm Simon ama sen de Seni arıyordum sadece. Nereye gidiyoruz? Eve. Gerektiğinden fazla kalıp tatlarını kaçırdım belli. Özür dilerim. Planladığı falan yoktu. Tahmin edeyim. Birden oldum. Yapma lütfen. Bak, onu sevmediğini biliyorum aslında ama... Aslında adamdan nefret ediyorum. Neden? Bundan daha iyi olduğunu sanmıştım. Ne demek oluyor bu? Her zaman senin yanında olan bendim. O değil. Ben seni seviyorum. Ve belli ki sen böyle hissetmiyorsun. Simon. Yapma. Söylenecek hiçbir şey yok. Ve Clary, seni sadece kupaya ulaşmak için kullanıyor. Simon, dur. Thank you.
güç, sessizlik. Annen onu yapabilen tek kişiydi. Ama ben bunu daha önce yapmamıştım. Görünen o ki engel anılarını bastırmakla kalmıyor, yeteneklerini de engelliyor. Ben... Hiç söyleme. Acilen çizim yapman gerek ve new modele ihtiyacın var. Havamda değilim. Dinle. Annemin kupayı nerede sakladığını biliyorum. Merhaba. Merhaba. Clary, vay canına. Farklı görünüyorsun. Evet, birinden ödünç aldım. Yani... Kıyafetlerin güzelmiş. Çok güzel. Evet, şu an konuşamam. Özür dilerim. Ne? Simon, az önce evlerinin önünde Clary'e rastladım. Clary. Tarot kartları için geldim. Neden? Onlara ihtiyacım var, annemin boyadıklarına. Hemen göz atıp geri vereceğim, söz veriyorum. Silahlar eve giremez. Burası huzurlu bir ev. Onları şuraya koy. Bugün nasılsınız? İyiyim. Gayet iyiyim. Delikanlı, o piyanonun akordu bozuk. Lütfen çalma. Delikanlı. Dur.
şarkı. Bunu sevdiğim söylenemez. Merhaba, Madam Dorothy. Clary'yi gördünüz mü? Burada olduğunu söyleyen bir mesaj aldım. Hayır. Oh, yanılmış olmalıyım. Simon! 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 O Madam Dorothy'ye değil, Simon! Ben onunla ilgilenirim. Özür dilerim. Özür dilerim. Jace! Mühürler işe yaramıyor. Simon, sen beni takip et. Bunları kes. Yeter, yapacağını yap. Onunla böyle konuşma, bu onun suçu değil. Haklısın, bu senin suçun. Isabel! Alex sana canının yanacağını söyleyip durdu. Hepimizin canını yakacaktın. Şimdi ölen o. Ölümlü kupayı almamız gerekiyor. Ama bunu en iyi arkadaşını öldürtmeden de yapabilirdik. Neden gidip hocu çağırmıyorsun? Alex'e bir şey olmasını istememiştim, çok üzgünüm. Bunu beraber yapmayı kabul ettik. Biz bir takımız. Claire geldiğinden beri bir takım olamadık. Hoç! Hoç! Alec'in durumu kötüleşiyor. Biliyorum. Çoktan birini yolladım bile.
kupayı aldın mı? Şimdi ne olacak? Hoş. Merkezin lanetiyle yaşamanın ne olduğu hakkında hiçbir fikrin yok senin. Dışarıya bir adım bile atamamanın, pencere açmaktan bile korkmanın. Beni yargılamamaya çalış, Clary. Hoş, ne yaptın sen? Bana kupayı getireceğini hep biliyordum. Sadece an meselesiydi. O nerede? Gayet iyi. İstediğini aldın, şimdi onu bırak. Gerçek olduğundan emin olmalıyım. Herkes kupayı yanlış sebeple istiyor. Sen istemiyor musun? Bu kupayla soyumuzu temizleyip ırkımızı kurtarabilirim. Fanilerin tarihi hakkında bilgin olmayabilir. Ama ne zaman insanlar bir ırkı korumaktan bahsetse işin sonu kötü bitiyor. Bu yüzden annem hayatını kupayı senden saklayarak geçirdi. Hayır. O kupayı saklamıyordu. Seni saklıyordu. İç. Onu içmeyeceğim. Neden korkuyorsun? Doğumunun öncesinden beri bunu içiyordun. Sen annenin içindeyken onu bununla besledim. Hadi Clary. Şimdiye kadar anlamalıydın. Annenin çaresizce saklamaya çalıştığı bunca harika yeteneğin nereden geldi sanıyorsun? Sen benim kızımsın. Damarlarında benim kanım var. Şimdi iç. İç. Dışarı çıkar. Hayır. Biri geçitten geçti. Ben bir bakayım.
Üzgünüm. Kendimi tutamadım. Luke sen bir... Claire dinle bir. Dinle. Korkma. Dinle. Tamam. Dokunma bana. Hey hey. Buna gerek yok. O şey geri gelecek. Burada güvende değiliz. Valentine'dan kaçmak için geçitten geçtim. Annemin yanına gidelim sanıyordum. Onun yerine olmak istediğim son yerdeyim. Dinle. Geçit seni buraya getirdi. Çünkü beni düşünüyordun. Derinlerde bana güvenebileceğini biliyorsun. Ama sen bizi umursamadığını söylemiştin. Sen de herkes gibi kupayı Onu istiyorsun. Onu seni korumak için söyledim. Ne yapabilirdim ki? Bunca zamandır sizi koruyordum. Oteldeki sendin. Bu arada iyi atıştı. Ben ne olacağım? Ne olmuş sana? Bir anlaşmamız vardı. Kupam hala bende değil, değil mi? Anlaşmanın bana düşen kısmını başardım. Hayır. Başaramadın. Sana kupayı verdim. Sen Clary'e verdin. Bu benim hatam değil. Şimdi kaldır şu büyüğü. Hayır. Dinle. Her şey kafanda. Hayır. Hayır. Bunun bir büyüsü var. Ciddi misin? Bir büyü. Bu sadece gerçek sorunun bir bahanesi. İçeride. Bunu gerçekten düzeltebileceğini mi sandın? Sana kupayı verdim. Sen de korkumu yok et. Kupam olmadan senin kadar çaresizim. Ama benim korkum gerçek. Her aşağı dünyalı. Merkezin her üyesi, her gölge avcısı, geçidin iki tarafında da beni arıyor. Bulabildiğim her yardımı alacağım. Bunu yapmak zorunda değilsin Valentine. Enstitüye hiçbir iblis ayak basmadı daha. Belki de artık zamanı gelmiştir. Demanes Vobistan. Yıllardır bunu yapmak için bekliyorum. Claire bana başka şans bırakmaz. Obstante parandi. O geri gelecek. Ciddi misin? Nasıl bu kadar eminsin? Annesi kadar çok istediği biri var burada. Eğer yalan söyleyip onları kardeş olduklarına inandırırsan... kalplerini kırarsın. Ne diyebilirim? Kırık kalplerden iyi takipçi oluyor. Kendine bak. Sevmek için yok ediyorsun. Hoç nerede kaldı? Fazla vaktimiz yok. Doğru mu yapıyorum? Hayır. Evet, tamam. Hey bak. Hey! Magnus? Bunlara ihtiyacım var. Bol bol. Şunu al. Binayı kapatın.
Müttefikimiz olmayanları öldürün. Sakın yapma. Valentine. Jonathan. Gerçek adımı nereden biliyorsun? Kimse beni böyle çağırmaz. Bu doğru mu? Valentine babam mı? Biliyor musun, o harika bir adamdı. Merkeze ters düşene kadar. Annem kupayla kaçınca merkezin ona vereceği cezadan o kadar korktu ki evini yakıp yerle bir etti. Dünyanın onun öldüğüne inanmasını istedi. Küllerin arasında bir erkekten ve bir çocuktan arta kalanları bulduk. Bekle biraz, bir çocuk mu vardı? Valentine o kadar öfkelenmişti ki anneni oğlunu öldürdüğüne inandırmak istedi. Yani kardeşini. Bir kardeşim mi var? Jonathan Christopher Morgenstern. Yalan söylüyorsun. Benim adım Jace Wayland. Ailemde Waylandlar. Zihnindeki engel bir tek Claire mi sanıyorsun ha? Bırak da sana gerçeği göstereyim. Onu eğitmemişsin, onu kırmışsın. Hayır! Sen babam değilsin. Kim olduğunu anlamana yardım etmek için geldim. Burada mutsuz olduğunu biliyorum. Kurallarla kirlenmiş. Senin yerin benim yanım. Sen bir Morgenstern'sın. Benim oğlumsun. Benim adım Jace Wayland. Ben bir Wayland'ım. Sana bunu anlatacağım için üzgünüm. Ama gerçeği duyma vakti geldi. Yapma. Her şey algı meselesi. Gördün mü? Morgenstern. Al şunu. Tamam. Tamam. Isabel? Anneni bulduk. Onu bulmuşlar. Enstitüdeymiş. Alaric. Bernuk. Bunu görebiliyor musun? Evet, görüyorum. Çocuklar, gitmemiz gerekiyor. Luke'un bize ihtiyacı var. Nereye gidiyoruz? Enstitüye. Anlaşmayı bozarız ama. İnsan kalırsak bozmayız. Gidelim. Hadi. Hadi. Gitmeye hazırız. Herkesi bilgilendirdim. Bu Alaric bizden biridir. Hey! İstiyorsan başını pencereden çıkarabilirsin. Ben bir kurt adamım. Golden Retriever değil. Simon. Sen burada bekle, ben hemen dönerim. Ne? Hayır. Isabel, hayır. Burada böyle... Hayır Isabel.
Hadi ama Isabel, neredesin? Çok güzel. Kurt adamlar bizi kurtarmaya geldi. Bunu söyleyeceğim asla aklıma gelmezdi. Sonunda Isabel. Ben buraya girelim. Tedaviye yanıt veriyor. Yaşayacak. Hayır, dikkatli olun. Saldırı altındasınız. Tüm bu lanet iblisleri çağırıyor. Az kalsın seni öldürüyordum. Evet. İyi misin? Evet, evet. Burası iblislerle dolu. İmkansız. Enstitü kutsal bir yerdir. Kimse onlara bunu söylememiş. İçeriden biri onları sokmuş olmalı. Bu bir kurtarma göreviydi. İblislerle dövüşmek için hazırlıklı değiliz. Yayılın. Hadi. Burada. Bu tarafta. Geri çekilin. Hadi. 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 Yardım et bize Alaric. Alaric. Buradan başka bir çıkış yolu olmalı değil mi? Hayır, yok Simon. Onları daha fazla tutamayız. Yardım edin, yardım edin.
Hileri. Hangi mühür bu? Bilmiyorum, sadece... Onu daha önce görmemiştim. Gerçekten mi? O kitapta yok. Kayboluyor. İçeriden bir yerden geliyorlar. Onları durduracağım. Hadi. Siz gidin. Biz yetişiriz. Kubbeden geliyorlar. Hadi. Jocelyn. Kalbimi hiç terk etmedin. Seni eve götürmeye geldim. Hiçbir yere gitmiyor. Buraya nasıl çıktın? Tahmin ettiğimden daha güçlüymüşsün. Ne oluyor? Ne oluyor? Sadece söyleyeceklerini dinle. Düşündüğün gibi değil. Sonunda. İki çocuğum da yan yana. Kızım ve oğlum. Özür dilerim Clary. Bilmiyordum. O yalan söylüyor. Sen Michael Valiant'ın oğlusun. Luke kardeşimin öldüğünü söyledi. Bir yangında ölmüş. Kalıntılarını küllerin arasında bulmuşlar. Kaçtığımda Jonathan'ı da yanıma aldım. Kemikler kurtların öldürdüğü bir çocuğa aitti. Keşke doğru olmasaydı. Sana inanmak istemiyorum. Çünkü sana aşık olmuş Jonathan. İsminin Jace olduğunu sanıyordum. Jace takma adım. Jonathan Christopher. Jace. Jace. Ben onları meşgul edeceğim. Sen kubbeyi kapat. Kupayı çıkar Clary. Kupayı çıkar! Ne? Kupamı istiyorum! Ona zarar vermeyeceğini söylemiştim. Bu kadar yeter. Şimdi. Sıkışmış.
Kapat şunu. Yapamıyorum. Sanırım bir parçası eksik. Elindeki bana lazım. Diğerlerini bulun. Tamam. Peki yani aşağı mı istersin yukarıya mı? Bodrum katının hayranı olduğumu söyleyemem. Onları daha fazla tutamam. Simon acele et. Merhaba Bay Galloway. Görünüşe bakılırsa zor bir gün geçirirsiniz ha? Sanırım böyle bir durumda insancıl olan şey seni uyutmak olurdu değil mi? Ama değişmemi görmek istiyordum. Evet istiyorum. Kalk! Peki oğlum, bunu ne kadar ileri götüreceksin? Ha? Sonuna kadar. Gidin!
Birileri bana müziği sevdiğini söyledi. Johan gurur duyardı. Şimdi Raziel'in kılıcıyla öleceksin. Dur! Yoksa kupayı bırakırım. Bunu yapmak istemezsin. Kupayı ona vermek üzere. Şimdi beni dinlemelisin. Baban olarak sana yalvarıyorum. Gerçekten babam olsaydın, kupanın yerini bilecek kadar beni tanırdın. En derin düşüncelerimin nerede olduğunu. Daha hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Sen babam değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın. Söz veriyorum, beni bir daha görmeyeceksin. Teşekkür ederim Claire. Bu kupa olmadan bizler kayboluruz. Biz değil. Sen. İyi misin? Bilmiyorum. Bunları neden yaptığını anlayabiliyorum. Ve seni affediyorum. Bilmeni istiyorum ki... sırrın benimle güvende. Merhaba. Merhaba. Söylesene. O nasıl? İyiyim.
Doktorlar ne içtiğini bilmiyor. Biz de sadece bekliyoruz. Özür dilerim. Sanırım eski romantiklerdenim. Hep sonunda birine seni seviyorum dediğimde onun da aynı şeyi söylemesini umdum. O biri bunu söyleyecek. Evet, biliyorum. Bak, yorgunsun. Git uyu. Ona biz bakarız. Tamam. Tamam mı? Hadi. Eve yaptıklarını beğendim. Artık yeni birkaç numaram var. Clary geri gelmeyeceğinden korkuyoruz. Senin etrafında olmak gerçekten zor. Benim için de zor ama... bu bizden daha önemli Clary. Harika bir yeteneğin var ve sana ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım var. Bilemiyorum. Hiç melek görmedim dediğimi hatırlıyor musun? Yalan söyledim. Hala tanıdığım en cesur faniysin. Ben bir fani değilim ki. Bekle Jace! Çok beklettin. Bana ihtiyacın olduğunu söyledin. Onu güvende tutmalısın. Evet. Şey yapsam olur mu? Ben şöyle yapsam. Evet. Bak Clary, ben buna inanmıyorum. Gerçekmiş gibi hissettirmiyor. Artık dünyaya nasıl bakacağımı bilemiyorum. Artık sokaklar, trafik ışıkları, arabalar görmüyorum. İblisler ve melekler görüyorum. Her şey çok farklı. Dünya aynı. Farklı olan sensin. Hacı ne söylediğini hatırlamıyor musun? Ne? Her hikaye gerçektir. Boys.
like 17 now. Let's love and kill like 17.